Şimdi ana dili bireyin ailede ve sosyal çevrede öğrendiği dildir. Genellikle annenin diliyle paralellik arz eder. Bundan dolayı dünyada da İngilizce'de de anne merkezi alınarak işaretlenmiş bir kavram biliyorsunuz, mother language. Fakat her zaman böyle midir? Her zaman böyle değildir. Mesela Osmanlı padişahlarının önemli bir kısmının biliyorsunuz annesi Türk değildir. Osmanlı padişahlarının önemli bir kısmının anne dili Türkçe değildir ama konuştukları dil Türkçedir. Yani bu her zaman annenin diliyle aynı olacak diye bir şart içermeyen bir konu. Hele globalleşmeyle birlikte biliyorsunuz bugün dünyada 8 milyon civarında uluslararası öğrenci var sadece. Farklı ülkelerden, farklı ülkelerde yolu kesişen bireyler orada uzlaşıyor, evleniyor. Bakıyorsunuz ailedeki dil ne annenin dili ne babanın dili. Üniversitede aldıkları eğitim dili. Bakıyorsunuz yine aynı şekilde çocuğun dili ne annenin dili ne babanın dili. Bugünümüzde genellikle İngilizce oluyor. Hatta annesinin babasının ana dilini bilmeyen bugün dünyada çok sayıda öğrenci var. Yani bunların da sayısı gitgide artıyor. Tekrar edecek olursam ana dili bireyin ailede ve sosyal çevrede öğrendiği dildir. Ama bu her zaman aynı olacak, annenin dili olacak diye de bir kayıt yoktur. Şöyle diyeceğiz, kişinin sosyal çevrede ve kullandığı dil desek sanki bir o noktaya geldik. Ana dilden, annenin dilinden, babanın dilinden farklı bir dil, farklı bir kavram. Şimdi globalleşmeyle tabii bazı kavramlar değişiyor. Değişenlerden sanırım birisi de bu. Şu an eskiden ördeği azdı. Fakat dediğim gibi şu an 8 milyon civarında, hatta bu 10 milyona yaklaşmıştır söylediğim 2 yıl öncenin verisi, uluslararası öğrenci var. Ve bunların önemli bir kısmı uluslararası evlilikler yapıyorlar. Ve gitgide de bunların sayısı artıyor. Öyle. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bu arada Estağfurullah. peki bir birey ya da toplum için, toplumun iletişim kurduğu dilden bahsettik. Bir birey ya da toplum için ana dili eğitiminin neden gereklidir ve önemlidir? Şimdi kapsamlı bir soru. Mümkün olduğu kadar özetleyerek cevap vermeye çalışacağım ama biraz zamanınızı alacağım. Estağfurullah hocam. Malumunuz ana dili dersleri her eğitim programının dünyada en önemli dersidir. Çünkü öğrenmenin temelinde dil vardır. Bütün disiplinler, bütün bilim dalları dil aracılığıyla öğrenilir, öğretilir. Dolayısıyla ana dilinizin yaşınıza ve eğitim düzeyinize paralel gelişmiş olması gerekir bu süreçte sorun yaşamamanız için. Ancak bu konu çok anlaşılmış bir konu değil. Gerek toplumlar gerekse pek çok devlet tarafından. Konunun daha net anlaşılabilmesi için önce insan için dilin öneminden bahsetmek gerekir kanaatindeyim. Şimdi baktığımızda insanı insan yapan, diğer canlılardan ayıran en önemli kavram dil, düşünebilme ve dil aracılığı ile biriktirebilme. Bu bilgileri aktarabilme özelliğidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellikler bunlar. Baktığımızda mesela bir serçe, aslan, dünyanın neresinde dünyaya gelirse gelsin, herhangi bir şey biriktiremeden, herhangi bir şeyi aktaramadan çok sınırlı düzeyde bazıları aktarabilme özelliğine sahip. Zaten biriktirebilme ve aktarabilme özelliğine sahip olsalardı insanın hali ne olurdu bilemiyorum. Bu dünyayı terk ediyorlar. Yani insan dışındaki canlılar geldikleri gibi aşağı yukarı gidiyorlar. Biriktiremiyorlar. Çünkü bizim sahip olduğumuz niteliklere bunlar sahip değiller. Baktığımızda bebekler dünyaya insan olarak geliyor. Türk, Alman, Fransız olarak gelmiyor. Her insan bir kültür ortamında dünyaya geliyor ve zaman içinde kültür bireyi
kendi seviyesine yükseltiyor. Bireye kimlik kazandırıyor ve bireyi Türk, Alman, Fransız yapıyor. Burada sizin içine doğduğunuz kültürün seviyesi belirleyici oluyor, çok önemli oluyor. Çünkü hala dünyada helikoptere ok atan, 400 kelimeyle konuşan kabileler de var. Bugün dünyada 6000 civarında dil var. Bunlardan yaklaşık 1000 kadarı yazı dili. Yazı dili olanların da hepsi edebi dil değil. Şimdi dünyada geçmişe baktığımızda büyük medeniyetlerin hepsinin gelişmiş, işlenmiş dilleri var. Yani dili gelişmiş olmayan, gelişmiş bir medeniyetten bahsetmek dünyada mümkün değil. Şimdi bu seviye kültürün dil aracılığıyla binlerce yılda biriktirdiklerinden oluşuyor. Şimdi dil kültürün ulaştığı bütün kavramları sözcüklerde işaretliyor. Ve zaman içerisinde bunu kullanıldıkça, aktarıldıkça bir kar topunun çağa dönüşmesi gibi, bir ırmağın kaynaktan doğup gittiği yerleri sulaması gibi, gittiği yerlere hayat vermesi gibi, dil de aynı şekilde doğduğu yerden yayıldığı bölgeleri besliyor. Kullandığı sürece bu işlevini sürdürmeye devam ediyor, gelişerek devam ediyor. Tarihi süreçte dediğim gibi sözcüklerle kavramlara işaretlediği ve kullandığı için kültürler aynı şekilde hem kültür aktarımı hem de kimlik aktarımı devam ediyor. Burada yine dikkat edilmesi gereken başka bir şey, nesiller arasındaki biyolojik ya da organik bağ kültür aktarımını garanti kılmıyor. Bu da çok önemli. Yani çocuklarınız ya da torunlarınız size benzemeyebilir. Buradan kastettiğim fiziksel benzeme değil. Yani sizin kültürünüzü, inanç sisteminizi reddedebilir. Bunun örnekleri var. Tarihimizde bunun en ciddi örneklerinden birisi Bulgarlar. Mesela ilk Müslüman olan Türk boyu Bulgarlar, devletin ve milletin adı Türkçe, bulgamak fiilinden gelir. Fakat bugün Bulgarlara Türk diyemezsiniz. Hem dilini değiştirmiştir, hem kültürünü değiştirmiştir. Şimdi burada neyi anlıyoruz? Kültürün devamı için olmazsa olmaz temel kavram dil. Yani toplumların hayatında iki önemli kavram vardır. Birisi dil, birisi din. Fakat kimliğin ve kültürün devamı için olmazsa olmaz kavram dildir. Şimdi milletin, kültürün geleceğe aktarılabilmesi için en önemli kavram. Bunun da yine en güzel örneklerinden biri bizim kültürümüzde Gagavuz ve Karay Türkleri. Gagavuzlar Ortodoks, Karay Türkleri ise Musevi. Ama dillerini koruyabildikleri için kimliklerini günümüze kadar taşıyabilmişlerdir. Fakat Bulgarlar bunu yapamadıkları için Slavlaşmışlardır, kimliklerini değiştirmişlerdir.